Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde matematik konusunu işleyeceğiz ve matematikte özellikle tatile denk gelen saatler konusunu işleyeceğim. Ama özellikle bugünkü bu videoyu dinlerken lütfen çok dikkatli dinleyin ve gerekiyorsa önünüze bir kalem kağıdınızı alın, gerekli notlarınızı alın ki soruları çözerken zorlanmayasınız. Çünkü ben özellikle bu tatil döneminde anne babalarla konuştuğumda mesela saatler konusunun tam olarak yerleşmediğini, oturulmadığını söylemişlerdi. O yüzden bu videoyu lütfen çok dikkatli dinleyin. Hatta bazı yerlerde durdurun, notunuzu alın. Soru varsa önce siz bir çözmeye çalışın. Çözemiyorsanız devamında beni çok dikkatli dinleyerek saatler konusunda eksiğinizin kalmasını istemiyorum. Şimdi birlikte başlayalım. Yine her zamanki gibi mucit matematik kaynağımızdan başlayacağız. Ama tam ve yarım saatleri okumaya geçmeden önce ben smart tahtadan önce ben bir anlatmak istiyorum sizlere. Bakın burada biz size bir boş bir saat kadranı verdim. Bunu bir inceleyelim. Bakalım bu saatin üzerinde neler var. Önce kalemimizin kalınlığını ayarlayalım. Tamam. Sileyim şuraya. Şimdi çocuklar önce şunu sormak istiyorum sizlere. Yani şunu düşünelim daha doğrusu saatler konusuna giriş yapmadan önce saat nedir? Biz saati ne için kullanıyoruz? Bunu bir düşünelim. Şimdi çocuklar biz saati tabii ki de zaman ölçme aracıdır saat. Yani saati zamanı ölçmek ya da saatin kaç olduğunu bulmak için bakarız. Peki biz saati günlük hayatımızda planlama yaparken kullanıyoruz. Mesela ne diyorsunuz? İşte ben öğretmenim akşamları 20 dakika kitap okurum. Akşam 7 ile 8 arasında dersimi çalışırım. İşte sabah 8 ile 4.30 arasında okulda olurum. Bakın bu ifadeleri kullanırken hep ne yaptım ben? Saatten faydalandım. O zaman saatin bize en önemli katkısı neymiş? Zamanı öğreniyoruz ve günlük planlamamızı yaparken biz ne yapıyoruz? Saatten faydalanıyoruz. Şimdi siz gelin birlikte bir saati inceleyelim. Bakın saatin üzerinde kaç tane sayı var? Bunların mesela çubuklar çizeceğim ben. Bunların anlamı nedir? Birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar saat kadranı üzerinde 12 tane sayımız var. Şimdi normalde bakın şu sınıf saatimiz de var. Ben şunu da göstermek istiyorum. Burada da mesela şu saatte bu saat aynı ama bakın bu saatte iki tane böyle biri uzun biri kısa olacak şekilde siyah renkte çubuklar var. Bir de sürekli böyle dönen kırmızı daha ince bir çubuk var. Bunların hepsinin ayrı bir ismi var. Bunları size anlatacağım. Başlayalım. Şimdi saatimizde her zaman için şu kalemimi ayarlamı, silgimi de alayım. Saatimizin üzerinde her zaman iki çubuk olur. Daha doğrusu iki tane çubuğu sürekli söylüyoruz ama aslında üç tane çubuk var. Bir tane şu uzun olan çubuğumuzun adı neydi? Hatırlayın hemen. Sesinizi duyar gibiyim. Yel kovan. Yani yazımın çirkinliğine, güzelliğine çok bakmayın. Siz konuyu anlamaya çalışın. Tamam mı çocuklar? Yel kovan. Şu iyi düzelt. Yel kovan. Bir de neyimiz var? Kısa bir çubuğumuz var. Mesela şu an saat ben 2'yi gösterdim. Tam saatlerden 2'yi gösterdim. Şu kısa çubuğumuzun adı neydi? Neydi? Tabii ki de akrep. Sesinizi duyuyorum buradan. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum çocuklar. Yel kovan dediğim gibi saatin üzerindeki uzun çubuğumuzun adıydı. Peki yel kovan neyi gösterir? Bakın bu çok önemli. Yel kovan yani uzun olan. Bu yel kovan ve akrebi kendi kafanızda lütfen şifreleyin. Yani akrep kısa olandı, daha yavaş olandı, yel kovan daha uzun ve hızlı olandı diye herkes kendi zihninde mutlaka bir şekilde şifrelemesini yapsın. Yel kovan demiştik, uzun olan bu çubuğumuzun adı yel kovan. Yel kovan saatte neyi gösterirdi? Tabii ki de dakikayı gösterirdi. Dakika. Şu K'yi güzel yapalım. Sıra akrebe geldi. Peki akrep saatte, saat üzerinde neyi gösterir? Tabii ki de saati gösterir. Yani saatin kaç olduğuna ben akrebe bakarak karar veriyorum. Mesela şu an bir tam saat. Saat diyorum ki saat 2. Ama bu değişebilir. Yani mesela şu uzun olan yel kovan var ya, bu sayılar üzerinde daha farklı sayılar üzerinde olduğu zaman onun okuyuşunu da size göstereceğim. Şimdi neymiş çocuklar? Bir de bizim saniye çubuğumuz var ama onu buraya çizmiyorum. Saniye çubuğu da yine sürekli hareket eden bir çubuk. Ama asıl önemli olan
yelkovan ve akrep. Tekrar ediyorum. Neydi yelkovan? Dakikayı gösterir. Akrep de saati gösterir. Peki. Devam edelim şimdi. Bir sonraki saate geçmek istiyorum ben. Şuna basalım. Şimdi çocuklar, dedim ya size, saatin üzerinde kaç tane sayı vardı? 12 tane sayı vardı. Şimdi ama bir gün kaç saattir? Bir gün. Bir gün kaç saatti? Evet, söyleyin. 24 saatti, değil mi çocuklar? Yani şu yazım da güzel olsa daha hoş olacak ama benden kaynaklı değil çocuklar. Bu tamamen tahtamızdan kaynaklı. Bir gün kaç saattir? 24 saat. Şu 4 olmadı, onu silmek istiyorum. Bir gün 24 saatte. Bir gün 24 saatse o zaman bu saatin üzerinde 24 tane sayı olması gerekmiyor mu? Yani doğal olarak, mantıken insan böyle düşünüyor ama şimdi şu saat kadranın üzerine 24 tane sayı yerleştirmek hem yani sığmaz bir defa. Buna göre mesela insanlar nasıl bir çözüm bulmuşlar? İnsanlar şöyle bir çözüm bulmuşlar. Demişler ki biz saati ifade ederken şunu söyleyelim. Bir öğleden önceki saatler, yani gece 00'dan başlayıp 1, 2, 3, 4, mesela şöyle düşünün. Gece 00'da yeni gün başlıyor ya, gece 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, sonra sabaha karşı 5 oldu, 6 oldu, işte 7 oldu, yavaş yavaş siz uyanıyorsunuz, sabah 8 oldu, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Normal okul zamanında ne yapıyorduk? Okula geliyorduk, işte okulda da kahvaltımızı yapıyorduk, derslerimizi işiyorduk yoğun bir şekilde. Sonra öğlen 12, bakın öğlen 12'de ne oluyordu? Öğle yemeği molamız oluyordu, değil mi? İşte demişler ki, saatleri ifade ederken şunu diyelim. Bir öğleden önce, bir de öğleden sonra. Şimdi saat mesela gündüz vakti 11 oldu. Öğlen, tam öğlen 12 oldu. 12'den sonra, yani şöyle diyeyim. Öğleden sonra, öğleden sonra için şu şekilde bir ifade kullanmışlar çocuklar. 12'de öğlen oluyor ya, sanki 12'den sonraki sayılar devam ediyormuş gibi ben her sayıya denk gelecek şekilde 12'den sonraki sayıları söyleyerek yazıyorum. Eğer öğleden sonraki bir saati ifade ediyorsam, çocuklar bak, 12, sonra ne diyeceğim? 13, dışına yazıyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12'de ne oluyor? 24 ya da 00 olarak ifade ediliyor. Şimdi eğer öğleden sonraki bir saati ifade ediyorsam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dedik ya, sanki 12'den sonraki sayılar devam ediyormuş gibi okumam lazım. Öğlen 12 oldu, sonra öğleden sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, hava kararıyor, akşam oluyor burada. Akşam oldu, ne yaptı? Evinize gittiniz, yemeğinizi yediniz, sonra ödevlerinizi yaptınız. 8-9 arası kitap okudunuz, sonra 9.30-10 gibi yattınız, uyudunuz. İşte biz insanlar özellikle öğleden sonraki saatleri ifade etmek için böyle bir yol bulmuşuz. Yani saat kadrının üzerine 24 sayı yerleştirmektense bu şekilde bir pratik çözüm bulmuşuz çocuklar. Mesela bir tane de saat örneği yapayım. Ne olsun? Saat kaç olsun? Akrep, kısa olan akrep onu göstersin. Uzun olan yelkovan da şurayı göstersin. Şurayı şöyle belirteyim ki anlaşılsın. Şimdi burada saati oku diyor bana ama öğleden sonraya göre okuyacağım çocuklar. Bakın öğleden sonraya göre okursam ne diyorum? Bir defa 12'den sonra sayılar devam ediyormuş gibi ona kadar gelmem lazım. 12 idi ya, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O zaman diyorum ki öğleden sonra saat 22, saati buldum. Şimdi dakikasını söyleyeceğim. 4'ün üzerindeyse bu defa her sayıların arası, saatteki sayıların arası 5'er dakikalık aralarla. Yani 5 bölündüğünü düşünüyorduk dakikada. Nasıl bulacağım ben dakikayı burada? 12'den başlıyorum. 5'er 5'er sayılar arasında sayarak gideceğim. 5, 10, 15, 20. Yani saat öğleden sonra ya da gece 22, 20'yi gösteriyor diyeceğim çocuklar. Hemen siliyorum. Bir tane daha farklı bir saat yazalım. Daha da pekişmiş olsun. Mesela ne olsun? Ya akrep, kısa olan akrep 1'i göstersin. Sonra
uzun olan, şöyle şurayı büyük böyle bir nokta yapayım ki saatin orta noktası olduğu anlaşılsın. Yelkovanda neyi göstersin? 7'yi göstersin bakalım. Ama yine neyi yapacağız burada? Öğleden sonra olarak ifade edeceğim. Öğleden önce ise zaten bu nedir? Bakın 1'i kaç geçiyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 geçiyor diyeceğim. Ama ben öğleden önce değil, öğleden sonrayı bulmamı istiyorlar. Hemen, silgi de kalmış. Hemen ne yapıyorum? Bu saati öğleden sonra olacak şekilde yazacağım. Öğleden sonra ne yapıyorduk? 12'den sonra sayılar devam ediyormuş gibi sayacağım. Akrep kimin üzerinde? 1'in. O zaman 1'e kadar devam ettireceğim. 12, 13. Saatimiz 13'ü kaç geçiyormuş? Yelkovanda 7'nin üzerinde ise 12'den başlayarak beşer beşer sayıyorum. Sayıların arası, her iki sayı arası beşer dakikadır çocuklar. Bunu da unutmayın. Direkt 5, 20, 25, 30, 35. Yani saatimiz öğleden sonra 13.35'i gösteriyor diyorum çocuklar. Anlaşıldı mı? Duyamadım. İnşallah anlaşılmıştır. Ama dediğim gibi şimdi mucit matematik kaynağımızdan da bol bol soru çözeceğimiz için bu konu sizlerde daha da pekişecek çocuklar. Devam edelim. Hemen bir sonraki saate geldik. Şimdi bakın burada da şunu size anlatacağım çocuklar. Bir saat kaç dakikaydı? 60 dakika değil mi? İşte bu 60 dakikayı saat üzerinde dağıtmamız lazım. Nasıl? Hani biraz önce dedim ya, saatin üzerinde 12 tane sayı var. Ama bu her sayının arası, yani mesela 12 ile 1'in arası 5 aralığa bölünmüştür. Daha doğrusu 4 çizgi çekilip 5 aralık oluşturulmuştur. Yani şurası 5 dakika olarak. Şurası 5. Şurası 5, yani 2 ile 3 arası şu şekilde. 3 ile 4 arası 5'er dakika. 4 ile 5, 5'er dakika diye bölünmüştür. Nedeni 1 saat 60 dakika ya. 60'ı ben ne yapacağım? 12 sayıya dağıtacağım. Yani 60'ı biz burada 12'ye böldüğümüzde aslında 5 buluyoruz. 5 kere 12 60 ya. Yani bu şu demektir çocuklar. Saatin üzerinde dakikaları göstermek istiyorsanız 12 tane sayı vardı ya. Her sayının arasını 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika diye ayıracaksın. Yani çizgi çektiğini düşün. Mesela bunu şu bu saatimiz üzerinde daha iyi görürsünüz. Bakın ne yapılıyor? Şurada özellikle şöyle yaklaştırayım. Mesela 12 ile 1 arasında, burada 1 yazmıyor ama bakın 12 ile 1 arasında 1, 2, 3, 4 çizgi var. 5 aralık olduğu için zaten bakın dakikaları yazmışlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 şeklinde ifade ediliyor. Bunun sebebi de şudur. Yani saatlerde tamam akrebe bakarak ben saati söylüyorum ama yelkovana bakarak da dakikayı rahat söyleyeyim diye bu şekilde bir ayrıma gidilmiş çocuklar. Hemen bir tane örnek yazalım. Mesela şurayı bir sileyim. Burayı sileyim. Mesela saat kaç olsun? Yani o zaman önce şunu bir yazalım bu sayıların üzerine. Mesela dakikaları yazalım ki yelkovanı ifade ederken şaşırmayalım. Mesela burası 5 olacak değil mi? 5. Beşer beşer sayarak gideceğim yani. 10. 15, yani şu arası 15, şu arası 20, şurası 25, şurası 30. Zaten bakın 30 dakika neydi? Şunu da yazalım. 30 dakika yarım saatti. Bunu unutmayın. Yarım saat şeklinde kısaltayım. Hah. 30 oldu. Sonra devam ediyorum. Bakın 35. 40, 45, şurası 50, 50 dakika oldu, 55 dakika oldu ve şurası da ne oldu? 60 oldu. Yani 60 olduğu zaman ne oldu? 1 saat 60 dakikaydı ya, dakikayı biz güzel bir şekilde saatimizin üzerine yerleştirmiş olduk. Şimdi hemen ilk işte slayttan alıp kısa tekrar yapıyorum. Mucit'e geri dönüyoruz. Ne yapıyorduk? Saatimiz önünde iki tane çubuk vardı. Uzun olanın adı yelkovan dakikayı gösterirdi. Kısa olanın adı akrep saati gösterirdi. Çocuklar biz öğleden sonraki saatleri ifade ederken, yani öğleden sonra 1.30 diye de ifade edebilirim ya da şu şekilde de ifade edebilirmişim. Saat üzerinde 12 tane sayı vardı ya, sanki 12'den sonra sayılar devam ediyormuş gibi okuyordum. Yani 12. Mesela öğleden sonra 13, öğleden sonra 1 aslında 13.
Öğleden sonra 2 aslında 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 diye öğleden sonraki saatleri okuyorduk. Bir de neydi? 1 saat 60 dakikaydı ve bu 60 dakika saat üzerinde de gösterilmesi gerekiyordu ki yelkovan dakikayı gösteriyordu ya, dakikayı ifade ederken zorlanmayalım. 1 saat 60 dakika, saatin üzerinde 12 tane sayı var. Hemen 60'ı 12'ye bölüyorduk. Demek ki sayıların arası 5'er dakikalık çizgilerle ne yapılacak? Ayrılacaktı. Yani 5'er 5'er aslında ben burada saydım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 1 saate denk gelmiş oldu çocuklar. Şimdi hatta burada da bir örnek hemen yapalım. Geçelim. Ne olsun? Mesela akrep, kısa olan akrep 9'u göstersin. Uzun olan yelkovan da 7'yi göstersin. Şimdi bakıyorum. Burada öğleden sonra, öğleden önce diye ayırmıyorum. Gördüğüm neyse onu okuyorum. Zaten gördüğümüz neyse okuduğumuz aslında öğleden önceki saatler. Şimdi saat 9 üzerinde değil mi? 9 üzerinde. O zaman diyorum ki saat 09 nokta dakikasını bulacağım. 7'nin üzerinde ya. 12'den başlayacağım. İleriye doğru 5'er 5'er sayacağım. 12'den başlıyorum. 5, 10, 12'den başlıyorum ama 1'e geçerken 5 diyorum. Çocuklar bakın buna dikkat edin. Yani şuradan başlayıp 5, 10 demeyin. 12 başlangıç yerim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Demek ki saat 9.35'miş çocuklar. Anlaşıldı mı? Şimdi akıllı tahtadaki anlatım yerim bu kadardı. Hemen mucite geçiyorum. Bakın burada da zaten tam ve yarım saatlerle başlamışlar. Kısaca okuyup geçiyorum. Zamanı ölçmek için kullanılan aracımız neymiş? Saatmiş. Hemen kalemimizi ayarlayalım. Saatmiş çocuklar, tamam mı? Saat, saatin içinde saati okumamızı sağlayan, saatin kaç olduğunu gösteren yelkovan, bakın yelkovan ve akrep vardır. Ne diyor? Uzun kol yelkovan neyi gösteriyordu? Dakikayı. Dakikayı gösterir. Ve bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Yelkovan diyor, 12'de olduğunda saat tamdır. Yani şu şekildeyse mesela akrepte nerede olsun? Şurada olsun. O zaman diyorum ki yelkovan 12'nin üzerindeyse tam saati gösteriyordur. Yelkovan 6'nın üzerindeyse de buçuklu yani yarımlı saatleri gösteriyor. Kısa kolun adı akrep. O da neyi gösteriyordu? Saati gösteriyordu diye ifade ediyoruz. Bakın 15. etkinlik şu akıllı tahtada anlattığım. Hemen açmak istiyorum orayı. Şurayla alakalı. Öğleden sonraki saatlerin okunuşuyla alakalı. İki tür okumamızı istiyor. Bir sabah okuyuşu bulmamızı istiyor. Bir sabah okunuşunu, bir de akşam. Yani akşamdan kastedilen aslında çocuklar öğleden sonraki okuyuş şekli. Şimdi hemen kalemimi alıyorum. Bunu bizim için yapmışlar. Bu öğleden önce 4. Öğleden sonra 16 diye okunur. Şu saate geldik. Bakın bu saat öğleden önce olarak ifade edilirse saat 8'dir. Öğleden sonra yani öğleden sonraki saat dilimi olarak benden bulmamı istiyorlarsa nasıl yapacaktık? 12'den başlıyorduk. 12'den sonra sanki sayılar devam ediyormuş gibi 8'e kadar geliyordum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O zaman demek ki bu öğleden sonra ya da akşam 20.00'ı gösterir diyorum. Şuna geldik hemen. Bakın burada da yine akrepte yelkovanda 12'nin üzerinde. Yani tam saattir bu. Saat burada öğleden önce 12'dir. Öğleden sonra okursam da ne yapıyorduk? 12'den sonra sanki sayılar devam ediyormuş gibi her sayıya denk gelerek okuyordum. Bak 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani öğleden sonra gece 24.00'dır. Öğleden sonraki okuyuşu da 24.00 diye geçiyor. Buraya geldik. Bakın bu da bir tam saat. Öğleden önce okursam saat kaçtır? 2. Artık yazılar çok geometrik olmaya başladı. Öğleden sonra okuyuş şeklini soruyorsa bana ne yapıyordum hemen? 12'den sonra sanki sayılar devam ediyormuş gibi yapıyordum. Akrep, kısa olan akrep 2'nin üzerinde ya. 2'nin 2'ye kadar 12'yi devam ettirerek sayıyorum. 12. 13, 14. O zaman diyorum ki öğleden sonraki bir saatse bu 14.00'dır çocuklar.
Şimdi burayı da yapalım. Saatler konusunun birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz sizlerle. Aşağıda verilen saatlerin ne diyor? Sabah ve akşam kaçı gösterdiklerini örnekteki gibi yazalım. Yani bir önceki etkinliğin aslında devamı burası. Yine sabahtan kastedilen öğleden önce, akşam olarak ifade edilen de öğleden sonraki okuyuş şekli. Bakalım, burada zaten tam saatleri vermişler. Burada saat kaç? Bakın saati direkt okuyorsam o öğleden önceki okuyuş şeklidir. Bunu da unutmayın. Saat 10'dur ama öğleden sonraki saatse ne yapıyorduk? Akrep onu gösteriyor ya. Hemen ne yapıyorum? 12'den sayıları devam ettirerek okuyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Diyorum ki bu gece 22. Yani akşam vakti daha doğrusu. Akşamın daha da ilerlemiş bir saati. 22.00'dır diyorum. Bakalım burada hiç açmıyor ama bakın burada doğru oluyor zaten. 10.00, 22.00 diye üstteki sabah saati yani öğleden önce alttaki 22.00 da akşam vakti veya öğleden sonraki okuyuş şeklidir diyelim. Saat burada kaçtır? 6'dır. Kalemi. Saat 6. Öğleden önce 6. Öğleden sonraysa ne yapıyorduk hemen? Akrep kısa olan 6'nın üzerinde ya. Hemen 12'den başlıyordum. 6'ya kadar 12'yi devam ettirerek sayıyordum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani öğleden sonra 18.00'dır diyorum. Buraya geldik. Burada da saat kaçı gösteriyor? 5'i gösteriyor. Öğleden sonraysa ne yapıyordum hemen? 12'den başlıyordum. Akrep 5'i gösterdiği için 5'e kadar 12'yi devam ettirerek sayıyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani saat öğleden sonra 17.00. Buraya geldik. Çocuklar yazın bu kadar kötü değildir. Siz de biliyorsunuz ama tahttan kaynaklı. Burada saat kaç? Saat 9'u gösteriyor. Şu sıfıra bakar mısınız? Üçgen oldu resmen sıfır. Evet bu sabah saati ise 9'u gösterir. Öğleden sonraki bir saatse ne yapıyorduk? Akrep neyi gösteriyor? 9'u. Hemen 12'den başlıyorum. 12'nin devamı olan sayıları sayarak geliyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yani bu da nedir? Öğleden sonra 21.00 yani akşam 9'u gösteriyor çocuklar. Şimdi çocuklar bugün sizlerle ne yaptık? Saatler konusunda bir giriş yaptık. Saat kadranı üzerine inceledik. Ne vardı? Akrep vardı, yelkovan vardı, 12 tane rakamımız vardı. Saati okurken ikiye ayırıyorduk. Bir öğleden önce bir de öğleden sonraki kısımlar diye. Bunu öğrettim sizlere. Yine dakikayı okumayı gösterdim. 1 saat 60 dakikaydı. 12'ye bölündüğünde her sayı arasına 5'er dakika veriliyordu. Bunu gösterdim. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda yine saatler konusuyla devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.